Herkese merhabalar, ben uzman aile danışmanı Hatice Kübra Tongar. Yine ebeveynler için önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyla birlikte huzurlarınızdayım. Sorunları değil, çözümleri konuşmak, hayata geçireceğimiz davranışlar nerede, nasıl olsun sorusunun cevabını aramak üzere inşallah önümüzdeki dakikalar boyunca önemli bir mevzuyu masaya yatırıyor olacağız. Bugünkü videomuzda ek gıdalara geçişi konuşacağız. Gerçekten önemli ve yeni annelerin özellikle sıkıntı yaşayabildiği bir süreç. Bebekler için de çok önemli bir süreç. Şimdi o dönemi, bebeklerin o 0-6 ay arası sürecini bir şöyle gözümüzün önüne getirirsek, emme refleksiyle doğmuş, yaratılmış bir yavrudan bahsediyoruz. 6 ay boyunca zaten umuyoruz ki anne sütü aldı. Eğer anne sütü alamadıysa, ek gıdayla, daha doğrusu mamalarla desteklendiyse bile bunu nasıl yaptı? Emerek yaptı, biberonla yaptı. Dolayısıyla emme üzerine giden bir alışkanlık seyri oluştu çocuğumuzda. İçgüdüsel olarak da desteklenen bir seyirde 6 ay boyunca. Sonrasında artık baktık, kitaplar diyor ki, uzmanlar diyor ki, doktorumuz diyor ki artık ek gıdaya geçme dönemi. Bebeğimizin de ufak ufak belki diş işaretleri başladı. Artık ufak ufak dişleri çıkmaya başladı. Bu yaratılış sisteminde de çocuğun emmekten çiğnemeye geçeceğinin bir işareti olarak karşımızda duruyor. Peki ne yapacağız? Nasıl olacağız? Ben her geçiş döneminde annelere şunu hatırlatmayı seviyorum. Öncelikle diyorum ki siz hazır olun. Çünkü geçiş dönemleri bir alışkanlıktan başka bir alışkanlığa tebdil olan, yeni bir alışkanlığı çocuğumuza öğrettiğimiz bir süreç olduğu için biraz sancılı geçebilir. Ne gibi? Çocuğumuz bazen direnç gösterebilir. Çünkü emmekten çiğnemeye ve yutmaya geçecek, kaşığa geçecek. Anne teninin sıcaklığından belki metal kaşığın ya da çocuğumuz için aldığımız farklı materyallerden oluşmuş o kaşıkların soğukluğuna, yapaylığına geçecek. Çocuğumuz buna elbette ki tepki gösterebilir ve bu sürecin normal olduğunu, alışma dönemlerinin biraz zaman alacağını, geçiş dönemlerinin biraz kendi içerisinde alışkanlık değiştirme zamanları olduğunu da bilmek gerçekten çok önemli. Çünkü bazen özellikle yeni anneler ilk çocuklarında bu süreçleri yaşıyorlarsa kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. Yani ben çocuğuma niye gıdaları sevdiremiyorum, niye doğru düzgün yediremiyorum, acaba benim çocuğum iştahsız mı, acaba hep böyle reddedecek mi diye endişeye kapılabiliyorlar. Bir de şunu yapabiliyorlar. Şimdi gıda hazırlama süreci ek gıdalarla birlikte pek çok hazırlık sürecinde beraberinde getiriyor. Ne gibi? İşte bir gıdayı alacaksınız, bu gıdanın öncelikle sağlıklı mı değil mi buna bakacaksınız, ayına uygun mu değil mi buna bakacaksınız, pişirilecek bir süreci varsa bunu çocuğunuz için uygun şekilde hazırlayacaksınız, işte vitaminini kaybetmeden çocuğunuzla buluşturacaksınız gibi pek çok süreci olduğu için çocuk da eğer reddediyorsa anneler şu kolaycılığa kaçabiliyor. İyi tamam, reddediyor. Demek ki çocuk hazır değil. O zaman anne sütüyle devam edeyim gibi bir algı oluşabiliyor bazen annelerde. Çünkü anne sütünün bir hazırlık süreci yok. Her daim çocuğumuz için ona uygun olan şekilde hazır bir gıda. Ama eninde sonunda bu işe başlayacağız. Ve zamanı geldiğinde başlamak, çocuğumuzun damak tadının oluşması için, yeni tatlara, yeni lezzetlere alışması için, fizyolojik gelişimine sağlıklı bir bağlamda desteklemek için gerçekten çok önemli. Bizim de Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımız zaman ek gıdaya geçiş sürecini 6 ay olarak işaret ettiğini görmekteyiz. Peki bu noktaya geldik. Çocuğumuz 6 aylık oldu. Nereden başlayacağız? Ne yapacağız? Bu süreçte yenilecek gıdalar, hangi gıdalardan başlanması gerektiği konuları zaten kaynaklarda derin bir şekilde mevcut. O yüzden hiç ben buraya girmeyeceğim. İşin psikolojik yönünden biraz bahsetmek istiyorum. Siz kendinizi hazır hissettiniz bu geçiş sürecine. Annelerin anne sütünü biraz azaltıyor, yerine başka bir şey koyuyor olması bazen iç dünyalarında çocuklarını terk ettikleri, onlarla bağını kestikleri gibi bir algıya, bir içsel yolculuğa sebep olabiliyor. Bir annelik hüznü bazen oluşturabiliyor. Öncelikle bu bir terk ediş değil, anne sütünü azaltıyor olmak çocuğumuzun sağlıklı gelişimi için bir anne olarak yapmamız gereken şey, bunu biliyor olacağız. İkincisi, çocuğumuzu yeni tatlarla buluşturmaya başlayacağımız bu süreçte ve yeni bir alışkanlık kazandırmaya başlayacağımız bu süreçte belli şeylere dikkat edeceğiz. Ne gibi? Birincisi, çocuğumuzun huzursuz olduğu, keyifsiz olduğu, zaten belki uykusuzluğun olduğu, belki bir hastalık döneminden geçtiği, keyfinin yerinde olmadığı anları yemek saati olarak kodlamamaya çalışacağız. Çünkü bir davranış kadar o davranışı eşleştirdiğimiz duygular da bizim için çok önemli. Bu aslında beraberinde altını çizmemiz gereken şu kısmı da getiriyor ki kıymetli anneler. Çocuğumuzla yemekler konusunda inatlaşmayacağız, çekişme yaşamayacağız. İnanın küçücük bebeklerimizin bile
reddettiği gıdalar olduğunda işte anneler olarak biz ne yaparız? Önce bir uçak geliyor falan, hani sevimli hale getirmeye çalışırız. Çocuk hala reddetmeye, hala istememeye devam ediyorsa bir noktadan sonra bunlarla ne yazık ki fazlaca karşılaşabiliyoruz. Çocuğun elini kolunu işte üzerindeki diyelim eşofmanın lastiğinin içine sokup yani direnememesini sağlayarak ya da şunu yapan annelerle bile karşılaştım ben. Çocuğu bacaklarının arasına kıstırıp bir şekilde hareket edemez hale getirip o şekilde yedirmeye gayret etmek. Yani yesin de ne şekilde yerse yesin gibi bir zorlamayla yemek saatini sürdüren anneler de var. Bunların hepsi yanlış. Neden yanlış? İnanın çocukluğunda bu tarz travmatik, bu tarz zorlamayla, bu tarz baskıyla süreci yaşamış kişilerin ben yetişkin halleriyle çalışıyorum. Ve bir şekilde hep yeme bozuklukları olduğunu ya da oral sürece uyum sağlayamadığı için oral dönemde olan bu yeme alışkanlıklarında sıkıntılı, yıkıcı öyküleri olduğu için şu an mesela kendimi azıcık mutsuz hissetsem hemen ağzıma bir şeyler atıyorum ya da hiç yiyesim gelmiyor ya da ailece bir türlü kendi ailemde bir yemek kültürü oluşturamıyorum çünkü işte ne zaman o kahvaltı masasına gitsem kendimi çok kötü hissediyorum gibi duygulanımlar, çocukluğa bakan duygulanımlar ortaya çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir savaş değil. Bu kimin gücü kime yetecek gibi bir süreç değil. Bu çocuğumuzu sadece yeni bir alışkanlık kazandığı yolda ki bunu kazanmayan çocuk diye bir şey yoktur. En de sonunda kazanacak çocuğumuz bu alışkanlığı. Desteklemek sadece. Burada çocuğun özgür alanını açmayı da ben çok önemsiyorum. Çünkü çocuklarımız 0-1 yaşta gelişimlerinin en hızlı evrelerinden bir tanesini yaşıyorlar. Ve kendi dönemlerine baktığımız zaman kendi kontrol edebildikleri şeyler aslında çok az. Bizim nesne manipülasyon dediğimiz nesnelere etki etme becerileri, kendi keşfetme alanları. Çünkü mesela 6 aylık bir bebeği düşünürsek henüz yürüyemiyor bile. Emekliyorsa ya da sürünerek gidiyorsa ancak o şekilde kısıtlı bir hareket kabiliyeti var. Annesi ne verirse onu alabiliyor. Kendi başına yapabilirlikleri çok az. O yüzden yemeği onun önüne koyduğumuzda pek çok zaman biz kaşıkla yediriyor olsak bile bir yandan onun da yediği şeye dokunabilmesi, eline alabilmesi, işte bir salatalık vereceğiz diyelim ki ve emecek. Onun kendi elinde olabilmesi, kendi dokunarak, hissederek, tadını aldığı gibi dokusunu da, kokusunu da hissederek, duyumsayarak bu süreci yaşayabilmesi, annesiyle keyifli olduğu bir anda bunu yapabilmesi mutlaka çocuğumuzun bu sürece adaptasyonunu da kolaylaştıracak, bir etki oluşturacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de 6-9 ay arasında anne sütünün esas gıda, ek gıdanın ek gıda olduğu bilinciyle hareket etmek. Yani biz ay çocuğum 6 aylık oldu tamam şimdi sabah menüsü, öğle menüsü, akşam menüsü hazırlıyorum. İşte bir yetişkin gibi artık yemeye başlayacağı gibi bir süreçte değiliz. Ufak ufak tadına bakmaya başlaması gerekiyor. Bu tadına bakma seyrinde de belki zihnimizin bir köşesinde ufacık bir ipucu olarak tutmamız gereken tüyolardan bir tanesi de şu olabilir. Anne sütü tatsız bir gıdadır. Tadı nötrdür. Yani acı, ekşi, tuzlu, tatlı bir gıda değildir anne sütü. Tatsız. Çocuğumuz 6 ay boyunca tatsız olan bir gıdayla buluştu, anne sütüyle buluşarak. Şimdi tatlara yeni yeni alışacak ve bir damak tadı inşa edeceğiz. O zaman bu süreci çok tatlı bir gıdayla, mesela bir elma püresiyle başlatırsanız eğer ek gıda sürecini, çocuk için çok tatlı bir gıdadır ve tatlı, tatlar arasında en baskın olanı olduğu için diğer tatları kabul etmesi, düşünün masada diyelim ki bir elma var, bir de şu tarafta işte bir sebze var, bir brokoli var. İşte hangisini tercih edersiniz? Hemen insan tatlı olana daha meyilli davranır. Bu gerçekten yola çıkarak da çocuğumuzu tatlarla buluştururken tadı fazla olanlarla değil, sebze grubuyla, tadı az olan, nötre yakın olan sebze grubuyla başlatıp tatları yavaş yavaş arttırmak ve yavaş yavaş birbiriyle kombinleyerek hareket etmek burada çok önemli. Bu kombin kısmında ufacık konuşalım istiyorum. Çünkü ek gıdaya geçiş sürecinde inanın ne hikayelerle karşılaşabiliyoruz.
şu anlamda söyleyeceğim. Biz anneler elbette ki çocuğumuz böyle kuvvetli beslensin, iyi beslensin istediğimiz için onlara bazen bulamaçlar hazırlayabiliyoruz. İşte içinde bebe bisküvisinin olduğu, bir yandan işte muz da koyduk, pekmez de koyduk, bal da koyduk, ceviz de koyduk. Ne katmak istiyorsak, ne yedirmek istiyorsak hepsini koyup şöyle bir blenderdan geçirip bulamaç halinde çocuklara yediren, bir muhallebi yapıp ya da her şeyi ama onun içine atıp çocuklarına yediren anneler var. Hani yeter ki yesin diye. Şunu unutmayacağız ki kıymetli ebeveynler, bizim midemiz bir çöp değil. Yani içine atalım da ne şekilde atarsak atalım diyeceğimiz bir alan değil. Biz ek gıda sürecinde sadece çocuğumuzu vitaminlerle, minerallerle buluşturmuyoruz. Aynı zamanda bir damak tadı inşa ediyoruz. O zaman bu damak tadı inşa etme döneminde gıdaları tek tek alarak, tadının farkına vararak, onları duyumsayarak çocuğun almasına izin vermemiz gerekiyor. Her bir tadı tek tek çocukla buluşturmak ve eğer bir tadı reddediyorsa bu konuda hemen baskıcı olmak değil. Tamam, bunu daha sonra, 2 hafta sonra tekrar deneyelim. Belki o zaman alabilir. Ya da bir tadı bir şekilde reddetti ama farklı bir şekilde buluşturmak. Mesela daha büyük aylardaki çocuklar için çocuk ıspanak yemiyor diyelim ki. Tamam, ıspanaklı börek deneyelim bakalım olacak mı? Ya da sebzeli bir köfte yapalım bakalım bunu yiyecek mi gibi. Belli kombinler içerisinde çocuğa teklif etmek önemli. Bazen damak tadı hiç uymayabilir. Biz yetişkinlerde hepimiz aynı yemekleri seviyor muyuz? Hayır, sevmiyoruz. Buna da saygı göstermek, çocuğumuzun da biricik, kendine has bir damak tadı, bir yeme biçimi olduğunu kabul etmek altına çizilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Son olarak şunu anlatmak istiyorum ki pek çok evde çocukları yeter ki alıştıralım, yeter ki yedirsinler diye mesela televizyonun karşısında ya da işte tabletten bir şey açarak, bir video açarak çocuk adeta hipnoz olmuş gibi ona bakarken annenin hızlıca kaşık kaşık yedirdiği süreçler ne yazık ki olabiliyor. Bunun fizyolojik yararı olup olmaması ayrı bir tarafa, ben şu kısmından bahsetmek istiyorum. Yemek bizim Rabbimizle kurduğumuz iletişimde en büyük şükür, en büyük doyum ve haz kanallarımızdan bir tanesi. Ramazan'da oruç tuttuğumuz anları hatırlayın. O akşam ezanı okunduğunda bir kaşık çorba aldığımızda o çorbanın şükrünü nasıl eda edebiliyoruz? Lütfen o hislere doğru şöyle hep birlikte bir gitmiş olalım. Yemek yemek çok büyük bir şükür alanı. Dolayısıyla biz daha bebekliğinden itibaren çocuklarımızın yemeği farkında olarak, tadına vararak, yavaş yavaş hadi bitir diye değil, yavaş yavaş, aheste kendi hızında, onun tadının ne kadar onun için iyi olduğunu böyle damağına koyup, hani bir çikolata attığınızda ağzınıza böyle damağınızda eritirsiniz ve tadının şahaneliğini orada farkına varırsınız, hücrelerinize kadar hissedersiniz ya, her bir gıdada o tadı almasına izin vererek bu yolculuğu sürdürmek ve bu yolculuğun ileride yetişkinlik yılında onun şükür kapısının da önemli bir aşaması olduğu bilinciyle hareket etmek hepimiz için sanırım faydalı ve iyi olacaktır. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.